Ataman Hoca pasör Çağla tercihiyle evet, başladı bugün. Son anda değiştirdi evet Çağla. İlk servisi de Aydın Büyükşehir Belediye kullanacak. Sevgili seyirciler, Martinez mücadeleyi başlatacak. İlk servisi atacak isim Aydın Büyükşehir Belediye'de. Şimdi işaret geldi. Gizem karşıladı. Sert bir smaç karşıladı yine Martinez. İkili blok. Aydın Büyükşehir Belediye hücumu. Ve bloktan Aydın Büyükşehir Belediye sahasına ilk sayı Galatasaray HD Sigorta'nın 1-0'la başlıyoruz. Orada ikili blokta rakip alana düşürebildik topu. Aslı da servisi kullanacak. Aslı zaten en çok blok yapan oyuncumuz bu arada. Servis geldi, Martinez karşıladı. Duygu yine orada ikili blok ama bu kez top dışarı çıktı. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin 1-1 oluyor skor. Karşılıklı sayılarla başladı mücadele. İki Martinez var. Onlardan bir diğeri şimdi kullandı servisi. Leis ikili bloktan karşıladılar. Hücum Aydın'ın. Şimdi bizim alana bir plase karşıladık. Bloktan döndü. Hücum sürüyor. Yine Leis. Martinez karşıladı. Bir diğer Martinez. Sert smacıyı çıkardık Gizem. Bakıyoruz blok var mı? Sayı hayır. Direkt dışarı gitti diyor hakem. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin. Bu arada Ataman Hoca'nın sanırım bir GDS talebi olacak. Evet, bir izlenme olacak. Bakıyoruz. Top dışarıda ama bloktan mı çıkıp çıkmadığı konusunda bir tereddüt var. Şimdi incelenecek GDS ve sonuç ortaya çıkacak, karar verilecek, göreceğiz. Oyuncular da beklemede. Evet, blok var mı? Evet. Bloktan dışarı çıktığı bilgisi geldi GDS'den. Ataman Hoca'nın itirazını evet, ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Sayı Galatasaray HD Sigorta'nın 2-1 oldu. Kısa bir bilgi vermek gerekirse GDS talepleri iki tane her sette her takımın bildikleri sürece devam edebiliyorlar GDS'ye. Servisi kullandık. Martinez karşıladı. Zor bir top bırakıyorlar. Dışarı çıktı. Sayı yine Galatasaray HD Sigorta'nın 3-1 oldu. Yani hata olana kadar o iki hakkımızı koruyoruz. Doğru, doğru. İki kere bilememe hakkı oluyor evet, teknik direktörlerin. Meryem kullandı servisi. Sert bir smaç ama dışarı gidiyor kimseye değmeden. Sayı bizim, skor 4-1 oldu. Güzel bir başlangıç. İlk bölümde 4-1'lik bir üstünlük. Galatasaray takımı, adına. Evet, Galatasaray'ın en çok sayı kazandıran oyuncusu Meryem gene serviste. Etkili servisleri var. Güzel servis kullandı yine. Şimdi 3 metre üzerinden bir hafif smaç geldi. Jackson çok iyi yeri gördü ve iyi bir sayı kazandırıyor takımımıza. Skoru da 5-1 yaptı. Evet, bir mola geliyor Aydın Büyükşehir Belediye'den. Umut Hoca molayı istedi. Takımı çünkü arka arkaya sayılar verdi. Skor 5-1'e geldi ilk sette sevgili seyirciler. İyi başladık ve bunun devamı gelsin istiyoruz. Ataman Hoca da oyuncularına bu molada son taktiklerini verdi. Dediğimiz gibi gerçekten iyi bir başlangıç aslında Galatasaray açısından. Gayet iyi bir başlangıç. Takım hafta içerisinde iyi antrenman yaptı, onu biliyoruz. Tabiri caizse üzerimizde bir ölü toprağı var. Bu atacağımıza inanıyoruz. Bunun ışıklarını da verdi zaten ilk 5 sayıda takım. Evet, mola tamamlandı. Yine Meryem'in servisiyle oyunu başlatacağız. Şutlar, şutlar, şutlar,
Yine güzel etkili bir servis geldi. Üçlü bloktan dışarı gidiyor. Son anda Gizem yetişemedi topa. Blok out. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin 5-2 oluyor skor. Gonzalez servis kullanacak Aydın Büyükşehir Belediye'de. Pace karşıladı Jackson. Blok çıkartamadılar bu topu. Sayı bizim. Etkili bir smaç. Arka alanda çıkaramadılar. Sayı Galatasaray'ımızın 6-2 oluyor. Pasörümüz Çağla'nın orta oyuncu tercihleri gayet iyi bugün. Lace serviste. Martinez karşıladı. İkili blok. Top bizim alanda. Hücum bizde. Çok akıllı bir bırakış. Yarı alana. Sevgili seyirciler. Çağla'dan akıl dolu bir plase. Ve sayı Galatasaray HDI Sigorta'nın 7-2 oluyor. Sol elini kullanmanın avantajı. Aynen öyle. Leis servisi kullandı. Martinez. Orada bir anlaşmazlık. Topu şimdi bizim alana bırakacaklar. Çağla Jackson'a yine çok güzel bıraktı. Çıkartamadılar bu topu da. Bravo. Harika sayılar arka arkaya 8-2 oldu. Çağla hem sayı yapıp hem sayı yaptıran ve oyunuyla hızlı oynatıyor bugün. Gayet evet. Başarılı. Şimdi servisi kullanıyoruz Leis'le. Güzel kullandı servisi, zor karşıladılar. Martinez'le şimdi bizim alanda yine. Çağla yine Jackson'ı gördü. Jackson harika bıraktı, yine çok çıkartamadılar. 9-2 oldu. Bir mola daha gelecek Aydın Büyükşehir Belediye'den. Arka arkaya sayılar gelince Umut Hoca bir kez daha molaya başvurdu. Umut Hoca da biliyorsunuz. Umut Hoca, evet. Umut Hoca da biliyorsunuz Galatasaray'da uzun yıllar bir önceki maçın teknik direktörü Reşat Hocamızla birlikte uzun süre Galatasaray'ımıza hizmet etmiş bir hocamızdır. Kendisine de başarılar diliyoruz. İlk defa yer alan Aydın Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile ilk iki maçını özellikle önemli hedef maçlarını kazanan bir görüntü arz etti. Evet. Aydın'daki taraftarı da hakikaten bir belirtmekte fayda var. İnanılmaz bir voleybol seyircisi var orada da. Ne kadar güzel. Maç öncesi Umut Hoca ile zaten bir kısa bir diyalog içindeydik. Başarılar diledik kendisine de. Çok düzgün, kibar, beyefendi bir kişilik. Gerçekten başarılar öyle. Diliyoruz kendisine de ligde. Tabii bu maçta biz kazanmayı umut ediyoruz. Evet. Evet, mola tamamlandı sevgili seyirciler. Bir kez daha servisteyiz. Charlotte Lace servis kullanacak. Martinez karşıladı. Duygu. Evet, sayı bu kez Aydın Büyükşehir Belediye'nin 9-3 oluyor. Rakibimize verdiğimiz 3 sayının ikisi mola dönüşlerinden oldu. Bundan sonra molası yok, bir teknik mola var. Gayet iyi gidiyoruz. Evet, her mola dönüşü bir sayı. Şimdi toparlanacağız. Ecem kullanacak Aydın Büyükşehir Belediye'de servisi. Gizem. Çağla arkalardan çok güzel yükseldi ve sayı geliyor. Yok. Pardon. Çizgiye bastı, çizgiye muhtemelen. Çizgiye bastı, uyarısı geldi. Evet. 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 Bu an gözümüzden kaçtı. Bir kez daha bakalım. Çok hassas. Evet. Evet. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin 9-4 oldu. Çağla. Akıl dolu bir bırakış Hande'den. Sayıyı alıyoruz. Filenin sultanlarında da gelecek vadeden oyuncularımızdan Hande. 10'a 4. 97 doğumlu Hande. 21 yaşında. Şimdi Jackson servisi kullanıyor. Kötü bir servis. Dışarı gitti direkt. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin 10'a 5. Gözde serviste. Aydın Büyükşehir Belediye'de. Filede kaldı. Sayı bizim. 11. sayımız oldu bu. Hata geldi. Aydın'da. Çağla. Serviste.
Taraftarımızın da desteği var. Buran Felek'te. Güzel bir servis geldi. Sedef bıraktı. İyi karşıladı Kordalace'le. Şimdi Çağla. Hande bloktan çıkartabilecekler mi? Son anda arkada karşıladılar. Şimdi sert bir smaç içeride. İçeride sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin. Zor bir sayı Aydın adına ama aldılar. Evet. Tam emin olamadım içeri düşüp düşmediğini ama. İçeride hocam. İçeride. İçeride. Servis kullanılacak şimdi. Duygu. Çağla. Orada Aslı. Bir anlaşmazlık oldu. Anlaşmazlık oldu evet. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'ye gitti. Farkı biraz olsun kapattı. Rakip 11-7 oldu. Duygu. Hande karşıladı. Yarı alana bıraktılar. Hücum Aydın Büyükşehir Belediye'nin bloktan dışarı çıktı. Gizem çok çabaladı ama kurtaramadı. Sayı Aydın'ın 11-8 oldu. Bu kez Ataman Hoca bir mola isteğinde bulundu. Aradaki fark kapatılınca. Evet, arka arkaya verdiğimiz sayılarla Ataman Hoca teknik molaya bir sayı kalmasına rağmen mola alma ihtiyacı hissetti. Rakibin durdurulması bakımından önemli bir şeydir. Bakalım mola dönüşünde o bir sayıyı alıp tekrardan ulaşabilecek miyiz teknik molaya? Evet, 11-8 mücadelede üstünlüğümüz var. Mola Ataman Hoca tarafından alındı. 6. hafta mücadelesi Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde. Mola tamamlandı. Duygu servis serisine devam edecek şimdi. Evet, Duygu'yla serviste Aydın Büyükşehir Belediye. Tam karşıladı Çağla. Şimdi Meryem. Döndü. Hücum çıkartabilecekler mi? Şimdi fileyi geçemedi top. Gonzalez çok uğraştı ama olmadı. Sayı mola dönüşü sayı bizim. Şimdi teknik molaya gidiyoruz. 12-8 oldu. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Teknik mola tamamlandı. Teknik molaya 12-8 üstünlükle girdik. Aydın Büyükşehir Belediye karşısında serviste biz de Hande ile kullanacağız. Servisi karşıladılar. Şimdi sert bir smaç. Sayı geliyor Martinez'le. Teknik mola dönüşü ilk sayıyı Aydın Büyükşehir Belediye kazandı. 12-9. İyi yükseldi burada. Arka taraftaki boşluğu da iyi gördü. Hızlı bir hücum kullandı pasör Duygu. Orta oyuncu tercihini önlem alamadık bile de. Gizem karşıladı. Çağla, Meryem bloktan içeri düştü top. İçeri düştü tabii. Sayı bizim oldu. 13-9. Aslı serviste. Martinez, Duygu iyi gördü ama son anda Çağla çıkardı. Şimdi bırakıyoruz içeriye. Karşıladılar. Bir smaç yarı alanda bizim. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin. Orada çok iyi gördü Ecem. Ve servis Martinez'de. Hande karşıladı Çağla. Meryem bloktan dışarı çıktı. Sayı bizim 14-10. Etkili bir smaç. Sayı farkı azalmadan Meryem'le ve orta oyuncularımızla biraz daha fazla sayı almamız gerekiyor. Aynı setin ilk bölümündeki teknik mola öncesindeki bölüm gibi. Meryem kullanacak servisi.
filede kaldı. Hata geldi. Sayıda Aydın Büyükşehir Belediye'nin 14-11. Servisi kullanıyor González. Leis karşıladı Çağla. Bir kez daha Leis. Bu top çıkabilecek mi? González çevirdi. Şimdi bizim yarı alana göndermek durumundalar. Gönderdiler Gizem Çağla. Arka tarafta Jackson. İkili bloktan bu top kendi yarı alanlarına düşünce sayı da bizim oluyor. 15. sayımız. Bu sefer çok etkili olmasa da gene tek ayak hücumu ve orta oyuncu tercihi gene Galatasaray'a sayı getirdi. Jackson o iki kişinin içinden topu yarı alana düşürdü. Charlotte Leis serviste. Martinez. Duygu. Yine Leis karşıladı. Çağla. Şimdi Ande. Yine bloktan arka alana düştü. Çıkardılar. Duygu. Martinez sert bir smaç. Karşıladık. Gizem. Meryem. Bloktan. Sonrasında arka taraftan da top dışarı gitti avuta. Sayıyı kazanıyoruz. Üst üste sayılar. 16-11 oldu skor. İlk sette. Oyuncu değişikliği var. Seda oyuna giriyor ve González kenara, ardından da Duygu kenara geliyor ve 7 numarasıyla Nikolova oyuna dahil oluyor. Umut Hoca bir pasör değişikliği yaptı takımında. Şimdi Charlotte Leis'te kullanıyoruz servisi. Fileden son anda yarı alana düştü. İkili bloktayı karşıladık. Orada iyi mücadele ama hücum Aydın Büyükşehir Belediye'ne. Şimdi bizim alana geldi top. Çağla. Hande. Bunu da çıkardılar. Hande yine bıraktı. Hücum yine bir itirazı var hocanın ama. File teması var gibi düşündü ama bence yoktu. Yoktu evet. Ve sonunda sayıyı kazanıyoruz. Orada Umut Hoca'nın Bir GDS talebi var ama mümkün değil. Anında istenmesi gerekiyor yeni kurallara göre. Öyle mi? Evet. Rally bitmeden dilediğiniz anda zile basıp oyunu durdurabiliyorsunuz. O zaman şu anda o GDS'ye gidilemeyecek istese de. Hayır, gidilemeyecek evet. Evet, sayı bizim 17-11. Leis'te de servisi kullanıyoruz. Martinez karşıladı. Şimdi düdük geldi, evet. Fileye temas yanılmıyorsam. Sayı bizim. Evet, bu GDS talebi haklı bir GDS talebidir. Bunu isteyebilir şu anda. Şu anda istedi Umut Hoca. GDS'ye bakılacak. Bir temas mı, çizgiye basma mı, öyle bir şey. Bakacağız. Ben file teması olarak algıladım ama. Evet. Çünkü file teması verdi yardımcı. Hakem Mehmet Gül. Benim de ilk gördüğüm, ilk izlenimim oydu. Evet. Şimdi GDS'nin sonucuna bakacağız. Aslında bu GDS taleplerinde ne istendiği daha erken yayına girse, ekranda görünse evet. Net taç. Var mı bakalım? Evet var. 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 Sayı bizim. Umut Hoca yok olarak itirazda bulundu aslında. Sanırım Umut Hoca vuran oyuncuya, 12 numaralı oyuncuya takıldı evet. Ama asıl pasör fileye değmiş. Hareketini tamamlamadan yapmış olduğu file teması hata olarak kabul ediliyor. Sayı bizim. 18-11 oldu. Şimdi Leis'te servisteyiz. Martinez karşıladı. İkili blok arkasında topu kötü bir smaç geldi orada. Sayı bizim direkt avuta gidiyor. 19-11 oldu. Galatasaray gene seri sayılara devam etmeye başladı. Özellikle etkili servis atan Leis arka arkaya 3. sayımızı getirdi. Yine Leis serviste. Kolova karşılamıştı. Martinez bizim alana bıraktı. Çağla, Jackson. Son anda Jackson'a çarptı. Evet. Aksi halde bloktan dışarı gidecekti. Şanssız bir an. 19-12. İşte burada Jackson iyi yükseldi. Vurdu. Son anda kafasına çarptı. Top dışarı gitti. Servisi kullandı Ecem. Gizem karşıladı. Çağla. Hande dışarıda diyor çizgi hakemi. Evet. Bir temas da yok. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin. 19-13.
Buradan daha net görürüz. Evet. Dışarı gitmiş evet top. Bir blok da yok. Ecem serviste. Filede kalıyor. Hata geldi. Evet. Sayı bizim 20-13. İlk sette üstünlüğümüz var. 7 sayı farkla. Setin son bölümüne 7 sayı üstünlükle girmek gayet iyi bir sonuç bence. Etkili servislerle sayı farkının artacağını düşünüyorum. Jackson servisi kullandı. İkili bloğun hemen yanından topu geçirdiler ama hücum bizde. Şimdi Hande gelişine harika bravo, bir sayı geldi. Bravo, çok iyi bir sayı geldi. Çok iyi sayı. Hande'den 21. sayımız oluyor bu. Burada da Lace çok iyi çıkardı aslında. Hande de güzel bir sayıyla taçlandırdı. Jackson. Sedef karşıladı. Martinez dışarıda. Temas yok. Ben de görmedim açıkçası. Evet. Temas olduğunu düşünmüyorum. Bir GDS gelmeyecek herhalde. Evet. Sayı bizim 22. sayımız. Yine Jackson'da servis. Sedef karşıladı. Çağla. Hande. Bir temas yok. Banta çarpınca banta top. Banta çarpınca evet. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin 22-14 oldu. Gözde servisi kullandı. Leis. Çağla. Hande. İkili bloktan geçiremedi topu. Bizim alana düştü. Sayı da Aydın Büyükşehir Belediye'nin oldu. Burada biraz alçak kaldı top. Hande'ye göre. 22-15. Yine Gözde kullanacak. Leis. Çağla. Aslı. Bu topu çıkardık. Meryem. Top yara alana düştü ama evet. Rally bitmeden dediğiniz gibi evet, GDS istedi. Az önce bahsetmiş olduğumuz GDS talebinde bulundu. Umut Hoca burada Galatasaray'ın 4 kez topa vurduğunu düşünerek itiraz etti ama ben sanki bloğa değdi gibi gördüm. Ben de öyle gördüm ama şimdi GDS'den burada işte buradan sonra itiraz evet, geldi. Evet. Haklı bir GDS talebi, doğru bir GDS talebi, zamanında yapılmış bir GDS talebi olarak. Şimdi bekleyeceğiz bakalım. Yine küçük bir bilgi verelim. Böyle GDS taleplerinde oyuncular sahanın ortasında bulunmak durumundalar. Mola amaçlı kullanımını engellemek amacıyla. Evet, yardımcı hakem Mehmet Gül'ü bekliyoruz. Evet. İzliyor şu anda. Kendisi de az önce belirttik özel eğitim öğretmeni. Yani otizmli bireylerin özel eğitmenliğini evet. yapan, aynı zamanda hakemlik de yapan. Evet. Çok uzun zamandır hakemlik yapıyor. Yaklaşık 10 senedir üst liglerde görev yapan bir birey. Bütün öğretmenler çok kutsaldır ama otizmli bireylerin topluma kazandırılması yönündeki çabaları hakikaten takdire değer. Kesinlikle. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz bu çabaları sebebiyle. 2013 yılından bu yana A klasman ulusal voleybol hakemi olarak da görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babası Mehmet Gül. Bekliyoruz. Evet, no geldi. Burada hayır işareti geldi. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin. Yani itiraz haklı gibi gözüküyor. Burada ama biraz farklı bir şey mi incelendi? Yani çünkü şey fileye temas itirazı gibi işte blok teması istemek durumundasınız. Yani 4 pas isteyemiyorsunuz. Blok, evet. Fileye temas istiyorsunuz ki hakemler yapmış oldukları bir hata varsa görebilsinler diye. Aynen öyle. Evet, burada şimdi sayı bizim. Sayı 23-16. Çağla kullandı servisi. Martinez karşıladı. Bloktan bizim yarı alana sonrasında gönderiyoruz. Çıkardılar bunu da. Bu arada yine bir GDS istendi. Bu sefer Ataman Güneyligil'den.
Bu GDS bu file teması olabilir ya da orta çizgi ihlali olabilir. Tam olarak anlayamadım. Yukarıya bakıyordum. Evet. Bir bakalım. Evet, ayak olabilir. Evet. Çizgi, orta çizgi. Orta çizgi, orta çizgi ihlali gibi görünüyor. Görünüyor. Bu itiraz Ataman Güneyligil'den geldi. Şimdi bekliyoruz GDS'nin sonucunu. Maçın başhekimi de aynı zamanda hem voleybol antrenörü hem de beden eğitimi öğretmenidir kendisi. Çok genç hakemlerimizden, Allah kısmet ederse daha 30 sene bir hakemlik kariyeri var önünde. Evet, 85 doğumlu, evet. Kendisinin bir de Uluslararası Voleybol Federasyonu kokartıda bulunmakta 2017'den evet. itibaren. Yani uluslararası maçlarda görev alabilecek evet. bir hakemimiz. Bakıyoruz. Evet, fileye temas. Ayak son anda orada evet. bizim oyuncumuzun ayağı evet. fileye temas ediyor. Bu da kurallar dışında bir durum. Doğru. Vuruş hareketi tamamlanmadığı evet. için hareket tamamlanmadan yapılan ihlaller hatayı getiriyor. Ataman Hoca itiraz etti, sayı onlara gitti. Bu da enteresan bir gelişme oldu şu anda. Evet. 23-17. Servis kullanıldı Gizem. Meryem ikili blok. Bunu çıkardılar. Şimdi hücumu Aydın Büyükşehir Belediye'nin Gizem'den. Bravo. İyi çıkardı. Hadi Meryem. Sayı bizim. Seda'nın bir file teması evet. olduğunu söylüyor Mehmet Gül. Setin sonuna yaklaştık artık. Bir sayı son daha alırsa. Affedersiniz. Estağfurullah. Set sayısı. Bu seti alıp bir an önce ikinci sete başlamak Aynen lazım. Aynen öyle. Evet, set sayısı atacağız şimdi. Sevgili seyirciler de kullandı. Şimdi Lace geliyor mu? Geldi. O sayı geldi. Karşısındaki üçlü bloğa çok güzel bir blok out yaptırdı. Bravo Lace'e. Ve ilk setin sonucu 25-17 Galatasaray HDI Sigorta Aydın Büyükşehir Belediye karşısında ilk seti 1-0 kazanıyor sevgili seyirciler. Şimdi kısa bir ara, az sonra ikinci sette birlikte olacağız. Aşakem Erol Akbulut da kontrollerini tamamladı. Şimdi işaret geldi. Servisi kullanıyoruz Hande ile. Zor bir topta ama iyi karşıladılar. Martinez ikili bloktan yara alana düştü. Ardından bizim alanda, sonrasında da Meryem akıl dolu bir vuruşla topu Aydın yarı sahasına bırakıyor. 1-0'la başlıyoruz ikinci sete. Evet, geçen sette üçlü hücum turundayken, yani pasörümüzün arkada olduğu pozisyonlarda bunları pek değerlendirememiştik. Şimdi iyi başladık. Yine Hande serviste. Yine güzel bir servis geldi. Şimdi Lace karşıladı. Çağla. Lace arka alanda o boşluğu iyi gördü. Ecem yetişemedi. Sayı bizim, 2-0 oluyor. Çok akıllı, çok güzel bir plase oldu. Arka arkaya ikinci sayımız. Yine Hande servisteki isim. Seda karşıladı. Bloktan dışarı gidiyor. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin, 2-1. İkili blok yeterli olmadı. Martinez kullandı. Gizem. Şimdi sert bir smaç. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin. Manşet içeri kaçınca bir penaltıdan gol yemiş olduk. Aynen, tabir çok güzel bir tabirle doğru. Eşitlik var, 2-2. Brolin Martinez serviste. Filede kalıyor. Hata yaptılar. Evet. İyi oldu bu. Üçüncü sayımız. Aslı servis kullanacak. Aslı.
Seda. Sert bir smaç çıkmadı. Evet, çok güzel bir blok oldu Meryem'den. Güzel bir blok. Sayı bizim. 4-2. Meryem ve Jackson ama Meryem'in eline çarpıp yarı alana düştü. Yine Aslı'da servis. Ecem karşıladı. Martinez bu topu çıkartamadık. Sert bir smaç geldi. Roleyin Martinez'den. 4-3. Arka alandan etkili bir hücumda bulundu Aydın Büyükşehir Belediye takımı. İlk sete göre birazcık daha dengeli başladı bu set. Aybüke servis kullanıyor. Hande karşıladı. Şimdi Meryem. Çıkartamadı. Aybüke'den top dışarı gidiyor. Sayı bizim. Beşinci sayımız. 5-3. Set arasında bahsettiğim buydu. Merve, düzeltiyorum. Meryem bu sayılara çok alıştırdı bizi. Bu sayıları daha fazla bulmamız gerekiyor. Meryem servis kullanıyor. Martinez arka alanda karşıladı. Gonzalez. Bu topu zor da olsa çıkardılar. Gizem. Hücum bizde. Jackson. Çok güzel arka alanda boşluk. Sayı bizim. Altıncı sayımız oldu. Jackson, Meryem ve Hande hakikaten iyi kombinasyonlarla kullanıyor Çağla bugün. Pasörün aslında buradaki oyunu iyi okuması da çok önemli sayı kazanılmasında diye düşünüyorum. Evet, alternatiflerini iyi değerlendiriyor. Çok alternatif, daha kolay bir kombinasyon sağlıyor pasörlere. Bu arada Aydın Büyükşehir Belediye'ye gitti sayı. 6-4 oldu skor. Şimdi servis kullanılacak. Lopez Gonzalez. Gizem hata yaptı. Ondan çıktı top dışarıya. 6-5. Kenardaki oyuncuları yanılmıyorsam uyardı. Evet. Yardımcı hakem. Kendilerine ayrılmış olan bölümde bulunmaları gerekiyor. Gonzalez kullandı servisi. Çağla arkada. Jackson çok iyi gördü. Çok güzel de bir sayı kazandırdı. 7-5. Yine çok başarılı bir tek ayak hücumu Jackson'dan. Charlotte Lace servis kullanıyor. Zor da olsa çıkardılar. Şimdi bir smaç geldi Ecem'den. Çağla, Jackson orada çizginin hemen içini çok iyi gördü. Evet, çok etkili bir hücum oldu Jackson'dan yine. 8. sayı. Eski kurallar olsaydı şu anda molaya gitmiştik normalde. Evet. Şampiyonlar Ligi maçlarında mola da yok artık. Mola da yok değil mi? Evet. 21'e mi düşüyor? Öyle bir çalışma da var aslında Şampiyonlar Ligi için galiba. Dünya Şampiyonası'nı bekliyorlar bazı değişiklikler için. Evet. Çünkü kuralların önce bir dünya şampiyonalarında denenmesi gerekiyor. Alt yaş gruplarında da olsa bir dünya şampiyonasında denenmesi gerekiyor. Sonra da liglere ve Avrupa tabii. Şampiyonalarına devam edecek. Aydın Büyükşehir Belediye'nin sayı servis kullanacaklar şimdi. Ecem servis kullandı. Gizem karşıladı. Çağla, Hande. Temas var yanılmıyorsam. Bence direkt içeri düştü top. İçeri mi düştü direkt? Direkt içeri düştü top. Buradan çok net göremedik. Hı hı. Şimdi şuradan bir bakalım. Sayı bizim bu arada. Evet. Direkt içeri düştü. Evet, direkt içeride. Sayı bizim. 9. sayımız. Çizgi hakemi de çünkü tereddütsüz kaldırdı. Bu arada Jackson'dan çok güzel bir servis sayı getiriyor. Servis sayısı geldi. Evet, sayı farkını açmaya başladı gene Galatasaray. Etkili servislerle ve etkili hücumlarla. Bu şekilde devam ettiği takdirde teknik molaya da gene sayı farkıyla önde girecek Galatasaray. 16. Jackson kullandı. Duygu bırakmıştı Çağla.
Çok güzel bir... Çok güzel bir hücum. Çok güzel arka bir hücum. Arka alanda iyi gördüler o evet. boşluğu. Umut Hoca da önce bir baktı ama içeride olduğunu anladı tekrardan. GDS'ye bile gerek görmedi. Mola istedi ama. Evet. 11-6 olmuşken Umut Hoca bir mola istiyor sevgili seyirciler. Galatasaray'ın etkili servisleriyle gelen arka arkaya 3 sayı Umut Hoca'ya teknik molaya 1 sayı kalmasına rağmen mola kullandırdı. Evet 11-6 sevgili seyirciler. İkinci sette Galatasaray'ımızın üstünlüğü var. Ve ilk molayı da Aydın Büyükşehir Belediye almış oldu. Tabii baktığımızda işte ilk hafta Çanakkale'yi mağlup etti Galatasaray. Ardından ikinci hafta Karayolları'na mağlup olduk. Sonra Beşiktaş mağlubiyeti, ardından Vakıfbank ve Fenerbahçe mağlubiyetleri oldu. Dediğimiz gibi 5 haftada bir galibiyet, 4'te mağlubiyet aldı. Şimdi ikinci galibiyetimiz için sahadayız. Aydın Büyükşehir Belediye karşısında Galatasaray'ımız. Jackson servisi kullanıyor. Seda karşıladı. Ardından da bizim yarı alana düştü top. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin mola dönüşü yine sayıyla evet. döndüler. Evet. Yurt dışında yanılmıyorsam İtalya'da bir dönem molalardan sonra rakip sayı aldığı takdirde takıma ceza uygulaması vardı. Takımın kendi içinde uygulamış kendi olduğu içinde bir ceza evet. vardı. Top bizim yarı alana düştü. Sayıda Aydın Büyükşehir Belediye'nin olduğu fileyi geçemedik. Yine kısa kalmış bir pas olmuş Asli'ye göre. Martinez servis hatası geldi. Ve... Teknik molaya 12-8 önde giriyoruz sevgili seyirciler. İlerleyen dakikalarda biraz rakiple ilgili de Stave Cup'la ilgili de konuşuruz. Bir, şu seti de bir kazanalım, biraz rahatlayalım. Evet. Evet, serviste dönüyoruz sevgili seyirciler. Çağla servisi kullanacak. Ecem karşıladı. Aybüke yarı alana düştü. Sayı bizim. 13. sayımız teknik mola dönüşü sayı biz kazanıyoruz. Tekli blokta Hande çok iyi yakaladı, rakibini blokladı. Bloktan içeri düştü. Çağla yine serviste. Ecem, Martinez, Gizem arkada iyi çıkardı. Çağla, şimdi Meryem akıl dolu bir çok plase. Çok akıllı, çok akıllı. Bloktan dışarı çıktı top. Çok akıllı bir sayı oldu. Bravo Meryem. Evet Umut Hoca. Galatasaray çünkü üçlü Molası. Hücum turunda pasörün arka oda olduğu bir pozisyon. Etkili servisler ve yüksek blokla Galatasaray sayı farkını arttırmaya başladı. Arka arkaya aldığı iki sayı gene Umut Hoca'ya mola aldırmak durumunda bıraktı. 14-8. 6 sayılık bir fark var. İkinci sette üstünlüğümüz. Umut Hoca da hemen molayı istedi. Oyuncularına uyarılarda bulunmak için. Bakalım bu mola dönüşü ne olacak? Göreceğiz. Mola tamamlandı. Yeniden oyun alanındayız. Evet, Çağla servis kullanacak. Ecem karşıladı. Gonzalez Gizem'i çıkardı. Çağla. Şimdi Hande çok güzel bir plase. Bunu çıkartabilecekler mi? Zor da olsa bizim yarı alana gönderdiler topu. Hücum bizde. Çağla. Meryem ikili bloktan bizim alana düştü. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin 14-9 oldu. Mola dönüşü sayıyı kazandı. İyi mücadele vardı sahada. Duygu servisteki isim. Şimdi konuk ekibin üçlü hücum turu. File üstü gayet yüksek Aydın Büyükşehir Belediye takımında. Pasör gene arkada.
Etkili servis geldi. Zor da olsa çıkardık. Meryem çok güzel gördü içeride. Çok çok iyi bir hücum. Çok iyi gördü. Boşluğu arka alanda. Ve sayıyı kazandırdı takımına. 15-9 oldu. Hande servis kullanıyor. Bir hata, anlaşmazlık diyelim. Evet, evet. Top iki oyuncunun da tam ortasına düştü. Sedef ile Ecem'in sayıyı kazanıyoruz. 16. sayımız oldu. Umut Hoca hemen libero değişikliği istedi. Hande servisi kullandı. Erce çıkardı. Gonzalez içeride. Evet, içeride. O da arka alanı iyi gördü. Gayet iyi. Blok yerleşiminde birazcık bir zamanlama hatası oldu. Kapatamadık. Yoksa pozisyonu iyiydi. Özellikle Meryem'in pozisyonu iyiydi. 16-10. Roley Martinez servisi kullanacak. Filede kaldı. Hata geldi Aydın Büyükşehir Belediye'de. 17. sayımız oldu bu. 17-10 ikinci sette üstünlüğümüz var. Etkili servisler atan oyuncularımızdan Aslı. Aslı Kalaç servisteki isim. Erce karşıladı. Gonzalez ikili blok. Topu çevirdi Aydın Büyükşehir Belediyeli oyuncular. Şimdi Jackson, bir kez daha Jackson, evet. Bunu çıkartamadılar. Aybüke'nin hemen üzerine topu gönderince ikincisini de çıkartamadı Aybüke. Sayı bizim 18. sayımız. Aydın'ın oyuncuların rakip sahada topa teması gibi bir itirazı vardı ama açıkça görülüyor hakikaten. Evet. Top Galatasaray sahasında. Yine Aslı servisi kullanıyor. Ecem. Bir kez daha Ecem. Hücum bizde. Çağla. Arkada Meryem. İçeride sayı bizim. Yine çok güzel yükselip güzel bir smaçla tamamladı. 19-10. Ezgi'yi yanına çağırdı Umut Hoca. Bir oyuncu değişikliği olacak. Ecem kenarda. Ezgi oyuna dahil oluyor. Etkili servis hakikaten sayının yarısı. Kesinlikle öyle. Aslı'dan da üst üste etkili servisler geldi. Şimdi bir yenisini daha bekliyoruz kendisinden. Bu kez dışarı gitti. Serviste hata geldi. Nazar değdirdik Aslı'ya. Nazarımız değdi. Değmesin bir de. 11. sayısı Aydın Büyükşehir Belediye'nin 19-11. İşte Umut Hoca'nın yaptığı bu. Mola hakkı olmadığı için mecbur oyuncu değiştiriyor ki oyuncunun elini soğutsun, evet. Konsantrasyonunu bozsun diye. Başardı. Evet. Halbuki servisi kullandı. Leis karşıladı. Bir kez daha Leis. İkili blok ardından Jackson. Çıkartabilecekler mi? Hayır, çıkartamadılar. Sayıyı kazanıyoruz. Etkili geldik. Ve 20. sayımız oldu bu. Jackson'ın maşallah var bugün. Nazarımız değmesin. Aynen. Tahtaya vuralım. 20-11. Henüz Ataman Hoca bu sette teknik moda dışında bir moda kullanmadı. Ve Meryem servisi kullanıyor. Martinez. Arka alanındaki boşluğu iyi gördü. Sayıyı kazandırdı. Zor bir toptu ama iyi sayı aldı burada Aydın Büyükşehir Belediyesi. 20-12. Şimdi servis kullanıldı. Gonzalez. Hande karşıladı. Çağla. Leis bloktan, daha doğrusu arka alandan top dışarı çıktı. Evet. Ama blok out tabii. 21-12. Rahat tempoda götürüyor Galatasaray şu ana kadar. Sayı farkı çok fazla. İlk setteki görünümüne gene ulaştı set. Hızlı siliciler devrede. Islanmış olan zemini silecekler şimdi. Evet, tabii oyun onun için hareketlenmedi. Temizlik de yapıldı hemen. Silindi yer. Şimdi oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Leis servisi kullanıyor. Erce karşıladı. Martinez blok out. Blok iyi yerleşti ama son anda Hande biraz açıkta kaldı. Kaçırdı. Yoksa çok iyi yerleşmişti. Üçlü blok ortada. Gayet iyi yakaladılar rakiplerini aslında. 13. sayısı oldu bu Aydın Büyükşehir Belediye'nin. Ezgi kullandı. Hande. Çağla. Hande iyi yükseldi. Bloktan dışarı gidiyor. Sayıda bize geliyor. Galatasaray HDI Sigorta'nın 22. sayısı. Çağla burada gerçekten çok iyi bir pas yönlendirdi Hande'ye. Hande de iyi bitirdi. Jackson servisi kullanacak. Martinez. Duygu. Tekrar Martinez. Oyuncularımız sadece baktı. Sayıda Aydın Büyükşehir Belediye'ye gitti. Yüksek bir oyuncu Çağlan'ın üzerinden vurdu sayıyı. 22-14. Martinez. Leis karşıladı. Çağla. Şimdi Hande. Çıkardılar bu topu. Hücum Aydın'da. Martinez gönderdi yarı alanımıza. Çağla. Çok güzel düşündük ama top dışarı gidiyor. Aslan'ın vuruşunda, smacında sayıda Aydın Büyükşehir Belediye'ye. Arka arka ikinci sayısı oldu bu Aydın ekibinin. 22-15 evet. Martinez servisi kullanıyor. Leis, Çağla. Şimdi Meryem, sert bir smaç. Karşıladılar. Ama bir anlaşmazlık oldu onlarda da. Top bizde şimdi. Gizem, Çağla, arkada Meryem. İyi düşündü ama yine çizgi ihlali, çizgi var. Çizgi ihlali var, evet. Arka oyuncu olan Meryem'in hücum sahası tarafına ayak basmamış olması gerekiyor. Sayı Aydın'a gitti. Üçüncü sayıları üst üste 22-16. Şimdi Hande karşıladı. Çağla, Hande. Sert bir smaç ama çıkardı Aydın'ın oyuncular. Şimdi bizim yarı alana gönderdiler. Aslı, Çağla, Hande. Bloktan dışarı gidiyor. Burada, o seriyi durdurduk. Evet, burada Çağla'nın tercihi, arkadaşına olan güveni, arka arkaya topu Hande'ye atması eminim ki Hande'nin de maç içerisindeki motivasyonunu arttıracak. 23. sayımız oldu bu. 23-16. Etkili bir servisti. Şimdi sert bir smaç, ikili bloktan dışarı gidiyor. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin. Block out. Ben sol elli kullananlardan korkarım bu anlamda. Çok sert ve ters vururlar. Önemli bir avantaj. Az önce de belirttiğimiz gibi özellikle pasörlerin sol ellisi hakikaten güzel işler yapabiliyorlar. Hande, Çağla, block out. 24. sayımız, ikinci sette de set sayısı kullanacağız. Hande ile gelecek servis. Hande kullanıyor servisi. File önünde gene yüksek oyuncular var Galatasaray'da. Çok da iyi Erce bir servis. Erce karşıladı, iyi servisti. Bizim yarı alana bıraktılar. Şimdi Çağla. Gizem. Smaç. Aydın Büyükşehir Belediye hücumu. Şimdi Gonzalez. Hande, Çağla, Leis. Bitiremedik henüz. Şimdi Gonzalez ve ikili bloktan Aydın yarı alanına düşüyor ve seti 25-17 kazanıyoruz sevgili seyirciler. İkinci setin de galibi biziz. İlk sette olduğu gibi aynı skor. 25-17. Güzel bir sonuç sevgili seyirciler. İkinci setin sonucu. Birazdan üçüncü set başlayacak. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz. Hande karşıladı. Çağla. Aslı.
Dışarıda ama. Evet, top dışarıda. Top dışarı, direkt dışarı gitti. Bir an tam göremedik orada ama top dışarıda. Ataman Hoca da hiç niyetlenmedi zaten. Direkt evet, olarak dışarıda, şey yaptı. Dışarıda. Umut Hoca'nın üstüne gitmiş top. İlk sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin, bu kez 3. sete Aydın sayıyla başladı. Bir hata geldi. Takımımızda ikinci sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin, 2-0 önde. Voleybolu yakından takip edenler bileceklerdir. 2-0'lık galibiyetlerin ardından mutlaka 3. sette böyle bir şey oluyor, duraklama oluyor. Yine Duygu servisi kullanacak. Hande karşıladı. Çağla, Aslı bu kez sayıyı bravo alıyor. Bravo. İlkinde de aynını denedi ama biraz fazla uzağa gitti top. Dışarı çıkmıştı. Şimdi sayıyı kazandırdı Aslı. 2-1. Ve hemen servise geldi. Aslı kullanacak servisi. Karşıladı. İkili bloktan döndü. Yine hücum Aydın Büyükşehir Belediye'nin, arka tarafa doğru iyi çıkardı Hande. Çağla. Şimdi Leys. Bir plase. Orada bir anlaşmazlık. Duygu'yla Erci arasında ve sayı bizim. 2-2 oluyor. Eşitliği yakaladık. Hande'nin bu çabasının sayıyla bitmiş olması da önemli bir şey. Rakibin direncinin düşmesi bakımından. Aslı servis kullanacak. Erce, Gonzalez bloktan, şimdi bizim yer alana gönderdiler. Çağla, Jackson çıkartabilecekler mi? Son çabayla Martinez yine bizim alana yolladı topu. Çağla, yine Jackson, ortayı çok iyi gördü. İyi yükseldi, iyi smaç, sayı bizim. 3-2 öne geçiyoruz. Arka arkaya 3 sayı. Rakibimiz özellikle müdafaada hakikaten iyi mücadele ediyor ama bugün özellikle orta oyuncularımızın verimi hakikaten çok yüksek. Aslı servisi kullandı. Ezgi karşılamıştı. Şimdi bir plase. Top içeride. Sayı 3-3. Rolein Martinez servisi kullanacak. Hata geldi. Filede kaldı top. Kötü bir servis. Sayı bizim. Yeniden öndeyiz. 4-3. Meryem servis kullanacak. Martinez servis geldi gene, evet. Gonzalez blockout. Blockout. Top dışarı gitti ama son anda gizemden dışarı çıktı dedi hakem. Eşitlik var. Bu arada Duygu ve Leys başhekimin yanında. Ne konuşuyor olabilirler? Bir tahminimiz var mı acaba? Muhtemelen pozisyon sonrasındaki sonlarındaki hareketlilikle ilgili, kenarlarla ilgili bir uyarıda bulunmuş olabilir. Çünkü talep şeyden geldi. Maçın yardımcı hakemi Mehmet Gül'den geldi. Kulaklıkla birbirlerini uyardılar. Dolayısıyla oyuncularla konuşma görevi de maçın başhekimi olduğu için her iki takımın kaptanını çağırarak bilgilendirdi. Evet, kaptanlara uyarılar geldi. Oyuna dönüyoruz. Çağla, Jackson iyi bitirdi. Sayı bizim 5-4. Sayıyla döndük, beraberliği bozdu takım, iyi oldu. Leys serviste. Bir anlaşmazlık, sonrasında Hande. Evet. Çok rahat bir şekilde topu Aydın alanına bıraktı. 6-4 oldu. Farkı 2'ye çıkardık.
Setin başında Galatasaray şu anda karşılıklı sayılarla gidiyor. Ama Leyes'in etkili servisleri devam edecek gibi görülüyor. Leyes kullandı servisi. Martinez. Bir diğer Martinez. Döndü. Şimdi hücum bizde. Hande. Block out. Dışarı gidiyor top. Yedinci sayımız oldu. Çok iyi gördü orayı. Etkili bir de smaç geldi. Yine Leyes'te servis. Etkili servislerimiz devam ediyor. Martinez karşıladı Duygu. Sonrasında sayı geldi. Aybüke'den. Şimdi servisi kullanacak Aydın Büyükşehir Belediye 7-5. Gonzalez. Top çok geçemedi kötü. Yara alana. Çok kötü bir servis evet. Oldu. Orada Ezgi'ye çarptı top. Arkadaşına. Sayı bizim 8-5. Jackson servisi kullanıyor. Martinez, Duygu, Ezgi sayıyı kazandırdı takımına. Gene karşılıklı sayılara döndü set. 8-6. Fark açılmıyor. Galatasaray lehine. Ezgi servisi kullanacak. Leyes karşıladı. Çağla. Şimdi Hande. Blok dışarı gidiyor. Sayıyı kazandırdı Hande takımına. 9. sayımız oldu. Pasörümüz Çağla'yla servis kullanacağız. Galatasaray gene etkili olan üçlü hücum turunda. File üstüne hakim olabilecek 3 uzun oyuncumuz şu anda ön planda oynayacaklar. Çağla kullandı servisi. Erce. Duygu. Martinez ikili bloktan bizim alanda. Hücum bizde şimdi. Hande iyi gördü orada boştu. Son anda çıkardılar topu. Erce bizim yaralana yolladı. Meryem, Hande, Çağla sonrasında Aslı ve bu top çıkmadı. Sayı bize geliyor. 10. sayımız ve ardından da Umut Hoca bir mola talebinde bulundu. 16 oldu. Fark biraz açılmaya başlayınca hemen nefes almak istedi. Setin bu bölümünde biraz yavaş gidiyor aslında. Daha hızlı oynadığımız anlar vardı. Özellikle ikinci sette daha hızlı oynadığımız anlar vardı. Bu bölümde birazcık ağır tempoda gidiyor oyun. Ama bakalım teknik molaya kadar bu sayı farkını açmaya devam ederse Galatasaray teknik moladan sonra daha rahat bir tempoyla maçı kazanacaktır. Evet, 16 mola tamamlanmak üzere. Aydın Büyükşehir Belediye molasıydı. Ve 2-0'lık üstünlüğümüz var setlerde. 3. sette de 16'lık yine üstünlüğümüz söz konusu. Mola tamamlandı. Yeniden oyuna dönüyoruz. Çağla kullanacak servisi. Martinez karşıladı. Duygu. Şimdi Martinez. Çıkardık bu topu. Ardından kötü bir organizasyon oldu. İçeri kaçırdık topu. Evet. İçeri kaçırınca sayı Aydın'a gitti. Martinez de cezayı kesti takımımıza. Burada işte içeri kaçırınca bomboş pozisyonda sayıyı kazandırdı Martinez. 10'a 7. Mola dönüşü sayıyı aldılar. Çağla. Aslı. Top dışarı gidiyor. Aslı'dan da sayı geldi. Çağla'nın demek ki bu orta hücumları birazcık daha fazla kullanması gerekecek ki sayı farkını açması için. 11-7 oldu. Diğer setlerde hep orta hücumlarla sayı farkını açmıştı Galatasaray. Şimdi Hande kullanacak servisi. Etkili geldi servis. Duygu. Martinez. Dışarı gidiyor. Top sayı bizim.
Ve teknik mola 12-7 giriyoruz sevgili seyirciler. Teknik molaya kısa bir ara, az sonra birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Teknik molaya 12-7 üstün girdi takımımız. Ve teknik molada tamamlandı. Yeniden oyuna döneceğiz. Dediğimiz gibi biraz ağır geçiyor bu set ama iyi bir oyun görüyoruz zaman zaman. Öyle bir izlenim aldım ben. Evet, 2-0'dan sonraki setler bu gibi şeylere çok karşılaşıyoruz ama 5 sayılık farkı tekrar yeniden sağlamış olması Galatasaray'ın bir anlamda maçın devamı içinde rakibin direncinin düşmesine sebep olabilecek bir fark aslında. Evet, teknik mola dönüşü, servis bizde. Hande kullanacak servisi. Nikolaeva da şu anda oyunda, Aydın Büyükşehir Belediye'de Martinez'in yerine. Erce karşıladı. Duygu, Nikolaeva iyi çıkardı arka alanda Hande. Hücum Aydın Büyükşehir Belediye'nin hata. Bir anlaşmazlık hata getiriyor. Hata yapıyorlar. Sayıyı da biz kazanıyoruz. Teknik mola dönüşü, sayımız bizim. 13-7. Hande'nin müdahalesi sayı getirdi. Evet. Etkili bir hücumdu çünkü. Bayağı etkili bir hücumdu. İşte oyundan hiç kopmamak gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi Hande kullandı servisi. Ezgi. Gonzalez ikili bloktan. Bravo. Top Aydın yarı alanına düşüyor ve sayıyı da Galatasaray AD Sigorta kazanıyor. 14-7. Yine Hande kullanacak servisi. Erce. Duygu. Düşünceyi ama olmadı. Şimdi Leis yine bloktan içeri düştü sayı. Bizim 15. sayımız oldu. Ve Umut Hoca'dan da bir mola talebi geldi. Fark açılmaya devam edince. Evet, gayet iyi gidiyor. Galatasaray'ın teknik molanın ardından üçlü hücum turuyla sahada diziliyor olması da sayı farkını arttırıyor. Onu durdurabilmek için de Umut Hoca bir mola aldı. Bakalım mola dönüşünde eğer bunu kıracak olursak daha büyük bir sayı farkıyla bitebilir. Yani ilk iki set 25-17 bitmişti. Bu 25-17 olmayabilir. Evet. Mola tamamlanmak üzere. 15-7 sevgili seyirciler, ki Aydın Büyükşehir Belediye'nin de mola hakkı tamamlandı. Şimdi oyuna dönüyoruz yeniden. Hande serviste ve oyunu başlatacak. Hande kullandı servisi. Duygu. Nikolaeva. Karşıladık bunu. Şimdi hücum bir kez daha. Yine Nikolaeva, çıkartamadılar. Evet. Bahsettiğimiz işte buydu. Evet. Sayı bizim 16-7 oluyor. Setin başındaki direncinde değil gördüğünüz gibi artık Aydın Büyükşehir Belediye takımı. Galatasaray'ın file üstündeki hakimiyeti, etkili servisleri rakibin direncini kırdı. Erce. Duygu. Sert bir smaç Aybüke'den. Dışarı gidiyor. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin. Lockout geldi. Çıkartamadık bu topu. Şimdi servisi kullanacağız Duygu'yla. Kullanacak Aydın Büyükşehir Belediye Duygu'yla. Hande, Çağla. Leis arkayı görmek istedi. Orada Ezgi çıkardı. Şimdi Nikolaeva dışarı gidiyor. Kimseye de temas yok ama bir itiraz gelecek. İçeride olduğuna dair. Umut Hoca'nın itirazı topun içeride olduğuna yönelik. Şimdi GDS'den bakacak hakemler. İşte mola hakkı kalmayınca birazcık oyunu soğutmak için bunlara müracaat ediliyor ki doğal olarak. Ben de tam net göremedim tabii, bir şey diyemeyeceğim ama dışarıda gibi gördüm. Evet, out. Şu tam köşeye geldi top.
temas da yok. Top da dışarıda. Sayı da bizim sevgili seyirciler. Ve 17. sayımız oldu. Aslı servisi kullanacak. Mikelova, Erce, Hande karşıladı, Çağla, şimdi Leys, çıkardılar bu topu, Duygu bıraktı, sert bir smaç, yine arka alanda Hande'den döndü, şimdi Meryem, bir hata, çıkartamadılar bu topu, Aybüke uğraştı ama başaramadı, sayı da Galatasaray HD Sigorta'nın, 18-8, bir oyuncu değişikliği. Aybüke kenara geliyor ve Ceyda oyuna dahil oluyor. Meryem topu istediği gibi vuramasa da banta çarpan top rakibi de bozdu doğal olarak. Evet. 10 sayılık farkla şu an Galatasaray setin sonuna girmek üzere. Az önce dediğiniz gibi teknik mola dönüşü eğer kırarsak bu durumu dediniz. Daha fark açılabilir. Gidişat onu gösteriyor. Evet. Bakalım neler gösterecek. Şimdi bizim yarı alana bıraktılar. Jackson. Çağla. Yine Jackson. Dışarı gidiyor. Duygu'dan top dışarı gitti. Sayıda bizim oldu. 19-8. 3. sette skor. Aslı kullandı. Erce çok güzel bir servis. Çıkartamadılar bu topu. Sayı geliyor. 20. sayısı oldu takımımızın. Galatasaray'ın şu an maç içerisinde yakaladığı en büyük sayı farkı oldu, evet, sanırım. 12 sayı. Aynen öyle. Bir ara 9 ve 10'a doğru onu, evet, görmüştüm ama evet. 12 ilk defa alıyor. Yine Aslı servisi kullanacak. Erce karşıladı. Duygu. Sert bir smaç. Çıkartamadılar. Çıkartamadık bu topu. Arka alanda sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin 9. sayısı oldu. Nursevil geldi bence. Dilara ile birlikte Ataman Hoca biraz daha rahatlayınca sonuç herhalde skor. Oyuncularına şans vermek istiyor. Öyle görünüyor, evet. Nursevil ve Dilara oyuna girecek. Dilara oyuna her girdiğinde çok büyük keyif alıyor. Değil mi? Gencecik, pırıl pırıl, evet, maşallah. Meryem ve Çağla kenara geldi. Sağ için dedi. Dilara'ya bir sevgi seli var adeta. Evet. Şimdi Nursevil oyuna girer girmez serviste oyunu başlatacak. 21-9. González. 4 kez topla oynandı diyor başhakem. Yanlış görmedim herhalde. Evet, yani kendisinin işareti o. İşareti o. Tekrarını izleyebilirsek pozisyonu. Ben çünkü evet, bu takımın dizisine bakıyordum. Aksine iddia ediyor ama. Nursevil şimdi kullandı. Erce, Duygu, González blok dışarı gidiyor. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin 10. sayısı. 22-10. Ceyda serviste, Aydın'da. Gizem, şimdi Jackson, fileyi geçemedi. Zor bir pozisyondu, evet, Nursevil için. Kısa kalınca top. Sayı Aydın'a gitti. Galatasaray sahasında kaldı topu. Evet. ...22-11... Yine Ceyda servisi kullanacak. Hande iyi karşılayamadı. Top dışarı gidiyor. Sayı Aydın'a. Bir oyuncu değişikliği Melike daha olacak Galatasaray'da. Evet, Jackson kenarda. Melike oyunda. O da 95 doğumlu bir oyuncu. Şimdi Ceyda servisi kullanacak Aydın'da. Evet.
Hande karşıladı. Sevil zor çıkardı. Şimdi Dilara dışarı gidiyor. Dışarı gitti evet. Zor bir toptu. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin 22-13. Bir GDS talebi var ama Ataman Hoca'nın bir blok teması yönünde olsa gerek. Acaba o da mı biraz oyunu soğutmak için? Molası yok. İstese alabilirdi. Evet. İki settir mola almıyor Ataman Hoca. Bakalım şurada. Yani o blokta olabilir. Bir GDS'ye bakalım. GDS kameraları çok hassaslar. Normal film karesi saniyede 12 kare geçerken bunlar 120'ye bölüyorlar görüntüyü. Evet, bir temas yok. Blokta temas yok. Bayağı da üstten gitmiş top. Evet. GDS'den gördüğümüz gibi. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin 22-13. Ceyda servisi kullanacak. Hande karşıladı. Gizem. Şimdi Leys. Bu topu karşıladı Aydın'la oyuncular. Sert bir smaç. Bloktan Aydın alanında. Hücum yine Aydın'ın. Yine sert bir smaç. Dışarı gidiyor. Bir temas da yok. Yok. Sayı bizim 23. sayımız. Kaptan Leys ile kullanacağımız servislerle maçın son iki sayısını alabiliriz. Leys kullandı servisi. Ezgi karşıladı. Sert bir smaç geldi. İçeride top. Sayı Aydın'ın 23-14. Oldukça hızlı hücum etti Aydın takımı burada. Martinez de iyi vurdu. Evet. Gonzalez servisi kullanıyor. Sert bir smaç içeride. Bilo da çarptı ama 24. sayımız ve maç sayısı atacağız, kullanacağız. Sevgili seyirciler, Melike ile 24-14. Melike kullandı servisi. Duygu, Martinez, Melike çıkartamadı topu. Sayı Aydın Büyükşehir Belediye'nin 24-15. Yine maç sayısı Aydın'ın kullanacağı serviste maç sayısı. Ezgi servisi kullanacak. Leys karşıladı. Şimdi sert bir smaç ve bitiriyor. Hande bitiriyor. Maç 25-15. 3-0'la kazanıyoruz sevgili seyirciler mücadeleyi. Galatasaray HD Sigorta. İlk set 25-17, ikinci set 25-17, üçüncü set 25-15 ve maçı 3-0 kazanıyor Galatasaray HD Sigorta Aydın Büyükşehir Belediye karşısında.